Dönemi bir köy ses böyle bir şeyler yapmayı deniyoruz. La tahtaya bir şeyler yazıyorum. Hala gözüküyor muyum? Çok önemli bir şey bu. Harika. Çok dikkatim dağıldı ya. Bir durayım. Herkese merhaba tekrardan. Uzun süredir beni görmüyordunuz. Bu sanırım Flu TV'deki ikinci videom olacak. Daha önceki videoyu çekmiştim. Şu anki bu video 4 Ağustos'ta yayınlanmış. Yaklaşık üzerinde 2 yıldır çalıştığım makalem üzerine. Ben sürekli diyordum eski videolarımda. Araştırmam yayınlanınca ne olduğunu söyleyeceğim. Sonunda araştırmam yayınlandı. Ve 20 yaşındayken First Author yani ilk yazar makalemi yayınlamış oldum. Bu benim için çok önemli bir şey. Belki de ağır Harvard profesörleri için büyük bir şey değil. Karanlık madde üzerine çalıştığım yeni atılan James WST ya da James Webb Uzay Teleskobu üzerine yaptığım bir araştırma. Bu videoda da bu araştırmada ne yaptığımı sizlere açıklayacağım. Uzun süredir akıcı bir şekilde Türkçe konuşmadığım için bu videoda Türkçem biraz bozuk olabilir. Lütfen beni tolere edin. Hadi başlayalım. Öncelikle araştırmamın ne hakkında olduğunu söylemekle başlamak istiyorum. Araştırmam karanlık madde hakkında. Fakat karanlık madde dediğimde bu ne diyorlar. O yüzden asıl araştırmamın neyle ilgili olduğunu anlatmadan önce birazcık karanlık maddenin ne olduğunu ve karanlık maddeyle sık sık karıştırılan başka konsept açıklamak istiyorum. Yazım pek iyi değil fakat zaten bunların üstünden konuşacağım. Bu tahtayı bana not olarak verebilirsiniz. Başlamak gerekirse. Benim yaptığım araştırma karanlık madde üzerine. İngilizcesi dark matter. Bir sürü insan ve doğal olarak mantıklı bir şekilde kara delikle karıştırılır. Kara delik ve karanlık maddenin uzaktan yakından hiçbir şekilde alakası yok. Bunların tek alakalı olduğu şey ya da duyuluşlarından dolayı karanlık olmak. İkisi de gözükmüyor. Ama karanlık maddenin gözükmeme sebebi hiçbir şekilde ışıkla ya da herhangi bir elektromanyetik radyasyonla etkileşime girmemesi. Kara delik ise ışıkla inanılmaz etkileşime giriyor. Hatta öyle bir etkileşime giriyor ki ona yaklaşık hiçbir ışık ondan kaçamıyor. İki tane insan düşün. İkisinin de yanında hiçbir zaman yemek göremiyorsun. Bunlardan bir tanesi çok sıska. Bunun yanında hiç yemek görememesinin sebebi hiçbir zaman yemek almıyor, yemek yemiyor. Bir de şişko bir adam. Şişko adamın da yanında hiçbir zaman yemek göremiyorsunuz. Çünkü ne zaman yemek alsa zaten yemeği yiyor. Bitmiş oluyor ve onun yanında yemek yerken ya da yemekle birlikte görme imkanınız yok. Bu ikisi inanılmaz farklı insanlar. Ama ortak karakterleri etraflarında yemek olmaması. Karanlık madde ve kara deliğinde ortak özelliği karanlık olmaları. Ama çok farklı sebeplerden karanlıklar. Hatta bu son zamanlarda kara delikleri görmeyi başardık. Bunları resmetmeyi başardık. Maalesef hala karanlık maddeyi resmetmeyi başaramadık. Peki bu karanlık madde dediğimiz o zaman kara delik değilse nedir? Ne olduğunu maalesef bilmiyoruz. Ben de birkaç öneri veriyorum araştırmamda. Aslında öneri de vermiyorum. Ne yaptığımı tam olarak söyleyeceğim. Ama karanlık maddeye geri dönersek bizim evrenimiz var. Evrenimiz çok büyük ve evrenimiz içinde bir sürü şey görüyoruz. Galaksiler görüyoruz, kara delikler görüyoruz, pulsarlar görüyoruz, süpernovalar görüyoruz, yıldızlar, güneşler, normal tozlar, her şey var. Aklınıza ne gelirse. Bu gördüğümüz her şey bildiğimiz evrenin sadece %5'i. Çok az, çok az. Yani evrenin %95'inin ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. İnanılmaz bir şey. %25'i gördüğümüz maddenin yaklaşık 5 katı kadarı karanlık madde dediğimiz şey. Kalan %70'i karanlık enerji. Karanlık enerji karanlık maddeden bile daha garip bir şey. Benim araştırmam onun üzerine değildi. Ne olduklarını da anlatacağım. Karanlık enerji evrenimizin büyümesiyle alakalı bir şey. Evrenimiz sürekli büyüyor. Büyümeye devam ediyor. Bunun neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Çünkü eğer yer çekimi diye bir şey varsa ve kütleler birbirini çekiyorsa evrenin büyümemesi lazım. Kütleler birbirini çekiyorsa evrenin gittikçe küçülmesi lazım. Ama bir şey bütün bu kütlelere rağmen evrenin büyümesine hatta gittikçe hızlanarak büyümesine yol açıyor. Bu şeyin de ne olduğunu bilmiyoruz ve göremiyoruz. Göremediğimiz için de karanlık enerji diyoruz. Karanlık enerji bu. Ama ben bununla çalışmıyorum. O yüzden karanlık enerjiyi burada çiziyoruz. Çünkü benim araştırmam bununla ilgili. Kara deliği de farklı bir şey olduğunu anladık ama benimkiyle alakalı bir şey değil. O yüzden bunu da çiziyorum. Gördüğümüz maddeyle, görünen maddeyle de ilgili bir sürü ilginç olay var. Ama görünen maddeyle de benim ilgim çok fazla yok. Aslında birazcık var. Neyse. Bunu da çizmiş olduk. Güzel bir havalı bir şey oldu. Şimdi bu karanlık madde madem gözükmüyor diyorsunuz nasıl bulunur? Aslında nasıl bulunduğunun sebebi şöyle. Bildiğimiz bazı fizik kanunları var. Mesela Kepler yörüngeleri ya da Ehrenfest teoremi ve aslında bir sürü daha komplike olan fiziksel teorem. Bunların evrende tutmadığını fark ettik. Ama bunlar şu ana kadar gördüğümüz her yerde tutuyor. Evrende neden tutmuyor? Evrende neden tutmuyor diye düşünürken acaba fizik kurallarını mı yanlış biliyoruz derken tamam. Bunların evrende tutması lazım. Bunlar evrende tutması için ne gerekiyorsa biz bulacağız. Teori de olsa bir şey de sağlasak yapacağız. Şimdi bunun nasıl olduğundan birazcık daha açıklayacağım. Bu Kepler'in yörünge kanunları diyor ki eğer bir şeyin merkezine yakınsa diyelim ki bu kalem merkezinde. Bu kalem de bunun etrafında dönüyor. Buna yakınken hızlı dönecek. Böyle hızlı. Uzaklaştıkça daha yavaş dönecek.
galaksilerinde böyle davranmasını bekliyoruz. Çünkü galaksilerinde bir merkez var ve galaksilerin merkezinde de yıldızlar dönüyor. Yıldızlar, gezegenler, güneş sistemleri. Galaksiye yakın olan şeyler evet tahmin ettiğimiz gibi hızlı dönüyor. Ancak galaksinin merkezine uzak olan şeyler de hızlı dönüyorlar. Yani bunu grafiksel olarak göstermek gerekirse şuraya hız diyelim. Buraya da mesafe diyelim. Sıfır da galaksi merkezi olsun. Normalde bizim beklediğimiz şey böyle bir şey, böyle bir nokta nokta olan bir şey bekliyorduk. Gittikçe mesafe arttıkça hızın düşmesini. Ancak şöyle oluyor. Dümdüz gidiyor. Ve böyle devam ediyor. Bu fizik kurallarına aykırı. Bunu çözmek için de insanlar demişler ki tamam. Böyle bir şey olabilmesi için galaksilerde bizim gördüğümüzden 6 kat daha fazla madde olması lazım. Yani normal maddenin %5'in 5 katı kadar göremediğimiz bir karanlık madde olması lazım. Bir şey var, ne olduğunu bilmiyoruz ama olduğunu varsayalım. O zaman ne olur? Ve öyle bir varsayımla bu hesaplamaları tekrar yapıyorlar ve bu hesaplamaları karanlık madde diye bilinmeyen bir şey olduğunu varsayarak, göremediğimiz bir şey olduğunu varsayarak yaptığımızda hesaplamalarımız gözlemlerimizle örtüşüyor. O yüzden diyoruz ki tamam bu şeyi göremiyoruz ama ne olduğu önemli değil. Öyle bir şey var. Buna biz karanlık madde diyelim. Tamam her şey çok güzel böyle devam ediyor, ediyor. Sonra biri diyor ki abi eyvallah da o zaman bu karanlık madde ne? Yeni bir araştırma alanı açılıyor ve benim de maceram bu araştırma alanında. Araştırmamın ana maddesine ya da başlığına gelirsek The Feasibility of Constraining Alternative Dark Matter Models Using High Redshift James WST Observation. Başlık, babator bir başlık ve bu kısımda Avengers Infinity War gibi olacak. Duyduğunuz her şey birleşecek son zamanlarda bilimle ilgili. Bir yerden James Webb Teleskobu'ndan bahsedeceğim, bir yerden CERN'den bahsedeceğim, karanlık maddeden bahsedeceğim, her şeyden bahsedeceğim. Öncelikle bu başlık ne demek? Eğer doğrudan çevirirsem James WST, James Webb Teleskobu'nun yüksek kırmızı kayış gözlemlerine bakarak karanlık maddenin ne olduğunu ya da alternatif karanlık maddenin ne olduğunu görme fizibilitesi nedir? Halk arasındaki dille veya da ben insanlara söyleyeyim şekilde abicim bu yeni James WST ya da James Webb teleskobu karanlık maddenin ne olduğunu bulabilecek mi bulamayacak mı? Vaktimizi harcamayın. Öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Alternatif karanlık madde modelleri. Niye alternatif karanlık madde teorileri var? Yani zaten ne olduğunu bilmiyoruz bir de alternatifleri mi var diyorsunuz? Evet. Çünkü bir sürü şey olabilir karanlık madde. Çünkü karanlık maddenin varoluşunu bilmemizin tek sebebi onun yerçekimsel etkisi. Fakat yerçekimsel etki özellikle uzak mesafelerde sadece ve sadece kütleye bağlı. 70 kilo olan ben 70 kiloluk bir demir parçasıyla 70 kiloluk bir su topuyla aynı yerçekimsel etkiyi yaratıyorum. Bu yüzden 70 kiloluk bir yerçekimsel etkiyi yaratan şeyin ne olduğunu bulmak eğer başka hiçbir şeyi göremiyorsak çok zor. O yüzden karanlık madde en basit şeyinden başlamışlar. Demişler ki abicim tamam bu şey soğuk mu? Cold dark matter mı? Ilık mı? Warm dark matter mı? Sıcak mı? Hot dark matter. CDM, WDM ve HDM uzun süre düşünülen karanlık madde modelleriydi. Şimdi bir sürü gözlem yapıldı ve gözlemler ve bu hesapların bazıları tutmadığı karar verildi. Özellikle sıcak karanlık madde olmasını imkan yok çünkü sıcak karanlık madde minimum süper galaksi clusterları yaratabilir. Biz kendi içimizde süper cluster'dan daha küçük bir şeyde yaşıyoruz. O zaman bunu eledik. Bu da böyle bir soru işareti gibi. Ama buna daha fazla laf edilebilir. Çünkü ılık karanlık maddeyi de bir sürü destekleyen kanıt var. Ama şimdilik en çok düşünülen şey, en çok gözlemlerle uyuşan karanlık madde modeli soğuk karanlık madde, cold dark. Ancak ve ancak bu modelinde bazı sorunları var. Hatta yani kendi galaksimize, Samanyolu'na baktığımızda bile bu teoriyle çelişen şeyler görüyoruz. Çok daha fazla uydu galaksimiz var. Düşündüğümüzden çok daha düşük seviyede cüce galaksiler var. Bir sürü şey. Bunların sorunlarına girecek olursam çok teknik ve çok fizikye girmiş olurum. O yüzden şimdi bunun da mükemmel olmadığını düşünüyorum. Fakat bunun mükemmel olmamasından öte daha büyük bir sıkıntı var. Karanlık maddenin bir şeyden yapılmış olması lazım. Çünkü her şey atomlardan yapılıyor. Bunun da yapılmış olduğu düşündükleri şey WIMPs dedikleri şey. Weakly, haftalık değil zayıfça. Weakly Interacting Massive Particles. Şimdi CERN'den haberiniz var mı? Ya da bazılarınız duymuştur. CERN kocaman bir parçacık çarpıştırıcısı. Parçacıkları hızlandırıyor ve çarpıştırıyor ve yeni parçacıklar bulmaya başlıyor. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Hala Weakly Interacting
massive particle dediğimiz şeyleri bulamadık. Bulamıyoruz. Millet dedik o zaman. Başka bir şey de olabilir o zaman. Çünkü hadi eyvallah hani teorilerde tutuyor ama bunu getirecek bir parçacık yok. Bulunmuyor. O yüzden başka şeylere bakmamız lazım. Ondan sonra insanlar yavaştan yeniden ETOS, Effective Theory of Structure Formation dedikleri yeni bir evren ve yeni bir karanlık madde teorisi geliştirirler. Bu Effective Theory of Structure Formation'da karanlık madde dediğimiz parçacıklar aslında relativity yani izafiyet teorisi. Bakın gittikçe CERN'den bahsettim, James'den bahsettim, Webb'den bahsettim. Şimdi de izafiyet teorisine geliyorum. Her şey birbiriyle karışıyor. İzafiyet teorisinin düşündüklüğü ve aslında daha önceden de detect edilebilen yani daha önceden de gözlemlenmiş nötrinolar. Bu nötrinolarla pair eden, bu nötrinolarla birleşen bir parçacık tipi olduğunu öne sürüyorlar. Ve bu Effective Theory of Structure dediğimiz şeyler ve bu şekilde göreceli olarak görebildiğimiz ya da algılayabildiğimiz parçacıkların yarattığı evrenler aslında günümüzdeki evrene soğuk karanlık maddeye kadar olmasa da benziyor. Bu yeni şey, Effective Theory of Structure Formation dediğimiz şey diyor ki tamam abi karanlık madde şu anda weakly interactive massive particles diyor ki yani bu soğuk, hiçbir şeyle interact etmeyen, hiçbir şeyle etkileşime girmeyen, kendi çapında takılan, birbirleriyle çarpışmayan bir şey. Bu teori diyor ki abi bak bunun ana maddesini ne yapalım? Birbiriyle çarpışabilen, belki birazcık daha sıcak, belki birazcık daha hızlı böyle hafif hafif arttıralım. Bakalım ne kadar büyük bir rezilliğe uğrayacağız. Ve bakıyorlar aslında uyuyor. Ama ne kadar uyuyor? Ne kadar uyuduğunu bilmiyoruz ve aslında ne kadar uyuduğu ve ne kadar yakın olduğu da benim araştırmamla ilgili bir şey. Benim araştırmamda yaptığım şey bu karanlık madde yani soğuk karanlık madde ve ETOS dediğimiz şeyi karşılaştırmak. Bunu nasıl karşılaştırdığımı da anlatacağım. Soğuk karanlık madde ve ETOS dediğim şeyin arasındaki farkı tekrar açıklamak istiyorum. Bunların benzerlikleri ikisi de günümüz evreninin gözlemleriyle en istikrarlı açıklayan model. Cold Dark Matter, CDM, soğuk karanlık madde. ETOS, Relativistically Interacting, izafiyet parçacıklarıyla etkileşen karanlık madde diye. Soğuk karanlık madde bildiğimiz bir şey. Soğuk olduğunu düşünüyoruz ve parçacıklar birbirleriyle etkileşime girmiyor ya da çarpışmıyorlar. ETOS dediğimiz şey yeni de bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir sürü farklı iterasyonu var. Bu iterasyonlar farklı etkileşim seviyeleri ve farklı sıcaklıklarda bir karanlık madde simüle ederek yaratılmış bir şeyler. Tamamen simülasyon bazlı teorik model bu. Ama buna benzeyen bildiğimiz parçacıklar var. ETOS'a benzeyen. Karanlık maddeye benzeyen parçayı hala CERN'de bulamadık. Bu ikisinin hangisinin daha iyi olduğunu ya da hangisinin daha doğru olduğunu ya da hangisinin bizim evreni daha iyi açıklayacağını nereden biliyoruz? Çünkü evrenin karanlık maddeyi görebiliyor olsaydık alıp bakardık derdik ki evet bu karanlık madde soğuk karanlık maddeye benziyor ya da ETOS'a benziyor. Karanlık maddeyi alıp bakıp analiz edemediğimiz için bu zor. Peki nasıl yapıyoruz? Şimdi biz bunların ikisinin de aslında nasıl davrandığını biliyoruz. Biz oluşturduğumuz için bu teoriyi aslında tamamıyla nasıl davrandıklarını biliyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Evren simülasyonları yapıyoruz. Evren simülasyonları nedir? Evren simülasyonları bir adam zamanında yazmış. Siz bir koda istediğiniz evrenin parametrelerini veriyorsunuz. O parametrelerle bir evren simüle edecek kod çıkarıyor. Yani alet kodu kendi yazıyor ve ondan sonra siz o kodu run ediyorsunuz ya da o kodu çalıştırıyorsunuz ve boom. Size bir evren simüle edilmiş oluyor. Bir evren yaratıyoruz. Tamamıyla soğuk karanlık madde özellikleriyle ve karanlık madde yerine geçecek kısmı soğuk karanlık madde şeklinde yapıp diğer her şeyi aynı yapıp ondan sonra bir simülasyon yapıp ondan sonraki simülasyonu da ETOS şeklinde yapıp karanlık maddenin ETOS şeklinde olup diğer her şeyin aynı olduğu başka bir evren yapıyoruz. Ondan sonra bu simülasyonları başından 13.4 milyar yıla gelecek süreye kadar çalıştırıyoruz. Tabii ki gerçekten de 13.4 milyar yıl sürmüyor, daha hızlı sürüyor. Sonunda 13.4 milyar yıl sonrasında bu evren simülasyonlarını kendi evrenimizle karşılaştırıyoruz. Sonunda diyoruz ki eğer bununla simüle edilmiş evrene gerçek evrenimiz daha yakınsa karanlık madde budur. Eğer bununla simüle edilmiş simülasyon evren gerçek evrene daha yakınsa karanlık madde budur. Not olarak da bunu söyleyeyim. Şu anda YouTube'da ders anlatan insanlara çok 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 daha saygım arttı. Çünkü bir soruyu anlatmak kolay ama bütün bir konsepti anlatmak hangi seviyede insanların kafası nerede karışmış kimse soru sormadığı için bilinmiyor. O yüzden hocalar da soru sorun arkadaşlar lütfen kafanızın karıştığı yerde. Şu anda ben de bu dönem ders öğretmeye başlayacağım. Bu da bir benim için deneme oluyor. Çok da iyi değilim sanırım. Ama işte yavaş yavaş deniyoruz. Devam ediyoruz. Bu evren simülasyonlarını yaptık ve sonunda evet yani evren simülasyonlarını yapıp bulunca bu sorun çözülecek. Hangi karanlık madde olduğunu bulacağız dedik. Evren simülasyonlarını yaptık. Günümüzdeki evrenlerle karşılaştırdık. Abi bunların ikisi de şu anki günümüzde gördüğümüz evrenle aynı evreni veriyorlar. Hatta simülasyonların sonuçları da aynı. Çünkü ne olmuş? O kadar
kadar fazla rastgele olay olmuş ki 13 milyar içinde. Bunlar aslında neredeyse birbirlerinin aynısına başlamışlar. O başta farklı bir karanlık madde olsa bile sonunda birlikte bir şekilde aynı olmuşlar. Bu çok karmaşık bir şey. Aslında bunun nasıl olduğu baya baya ilginç bir olay. Buna pek girmeyeceğim. Ama maalesef günümüzdeki evrenle karşılaştırma mantığı pek iyi işlemiyor ve bir hayal kırıklığı. Ancak ve ancak bu simülasyonların herhangi bir noktasına bakabildiğimiz için hangi seviyede bu simülasyonlar farklı birbirinden diye baktığımızda bu simülasyonlar direkt simüle edilerek başlanıyor ve bir Big Bang şeklinde başlatılıyor. Bir nokta aynı şekilde büyüyen bir patlama değil ama bildiğimiz şekilde büyüyen bir evren şeklinde simüle ediliyor. Gayet de mantıklılar, tutarlılar ve sadece Newtonian mechanics kullanıyor. General Relativity çok kullanılmıyor. En azından galaksileri simüle ederken, çünkü galaksiler çok büyük, General Relativity aslında daha küçük şeylerini daha çok etkiliyor. Bu da ayrı bir şey. Evrenin ilk 1 milyar yılında bu şeyler farklı. Evrenin ilk 1 milyar yılı, şu an evrenimiz yaklaşık 14 milyar yaşındaysa, 1 milyar yıl 13 milyar yıl öncesine kadar. Şimdi 13 milyar yıl öncesini görebilmemiz maalesef mümkün değil. Çünkü zaman makinemiz yok. Ama uzay aslında bir zaman makinesi. Uzayda mesafe zamanla ilgili bir şey. Bir şey 100 ışık yılı uzaklıktaysa, biz oradaki ışığın bize gelmesi 100 yıl süreceği için biz orada 100 yıl önce olmuş şeyi görürüz. Bu bayağı karmaşık ve inanılmaz bir şey benim için. Evrenin 13 milyar yıl öncesini görmek istiyorsak aslında sadece 13 milyar yıl ışık yılı öteye bakmamız yeterli. Bu kısmı tekrar anlatayım. Işık yılı bir zaman ölçüsü. Bir insan bize 50 ışık yılı uzaktan baksa şu anda 1970'leri görür. 100 ışık yılı baksa 1. Dünya Savaşı yeni bitmiş olur. Eğer 1 milyon ışık yılı bakarsa Orhan Cem Yılmaz'ı görür. 100 milyon ışık yılı öteden bakarsa dinozorları görür. 1 milyon ışık yılı uzaktan bakarsa dünya yeni yeni oluşmaya başlar. 5 milyar ışık yılı öteden bakarsa güneş sistemi daha oluşmamış olur ve hiçbir şey göremez. O yüzden 13 milyar yıl öncesini görmemiz için 13 milyar ışık yılı uzağa bakmamız lazım. Fakat ışık yılı inanılmaz büyük bir kavram. Işık yılı bir mesafe ve güneş bize çok uzak. Yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta ve ışık sadece 8 dakikada geliyor. Düşünün, 150 milyon kilometreyi 8 dakikada gelen bir şey 1 yılda ne kadar ilerler? 1 milyar yılda ne kadar ilerler? 13 milyar yılda ne kadar ilerler? Bu kadar uzağa görebilecek daha önceden bir teleskobumuz yoktu. O zaman bu şeyler farklı ama gerçek evrende farkını göremiyorsak buna bakmamızın ne anlamı var diye düşündük ve bu şeylerden sonra araştırma donduruldu. Sonra 2010'lar, 2015'lerde James Webb teleskobunun atılmasının kararıyla veya yapılmasına başlanmasıyla dediler ki bu teleskop, burada yanlış yazmışım, 13 milyar yıl ya da 12 milyar yıl, emin değilim ama o civarlarda bir şey. Çünkü uncertainty'si var, hafif bir bilinmezliği var. Neyse, 13 milyar yıl öncesini görebilecek bir teleskop yapmaya başladılar. O zaman bu şey tekrar mantıklı oldu. Çünkü eğer bir teleskop 13 milyar yıl öncesini görebiliyorsa biz bu karanlık maddelerin farklı olduğu zamanları görebiliriz ve 13 milyar yıl önceki evreni kendi baktığımız karanlık maddeyle değiştirebiliriz, bakabiliriz, görebiliriz, karşılaştırabiliriz ve aslında karanlık maddenin ne olduğunu çözme ihtimalimiz olabilir. İnanılmaz bir şey. Çok uzun zamandır bekliyorduk ve 2021 yılında bu James Webb teleskobu atıldı ve yaklaşık çok yakın bir zamanda da ilk görüntüleri gördük. Hatta herkes muhtemelen hikayelerini paylaştı. Ooo ne kadar güzel yıldızlar, ne kadar güzel renkler. Benim onlardan hiçbir şekilde heyecan duymadım çünkü benim aklımdaki soru bu. Görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? Ve maalesef araştırmamda birazcık kötü sonuçlar bulduğum için de çok da umutlu değilim. Yine bir sürü şeyi ne olduğunu gösterebilecek, yeni bir sürü şey bulacak. Belki uzayda yaşam var mıyı bulabilmenin en önemli yolundan biri de bu yeni James Webb teleskobu olacak. Ama karanlık maddeyle ilgili o kadar şey göstermeyebilir. Bu ayrı bir konu. Zaten bir sonraki şeyde bunu anlatacağım. Slide'ım yok, o yüzden tahtayı silip tekrar yapıyorum. Düşük bütçeliyiz. Böyle daha iyi anlatırım diye düşündüm. Çok da fazla bir slide show yapmadım. Umarım hazırlığım doğru olmuştur. Dedik ki evet, 13 milyar yıl öncesini görebilmeye başlayacağız. Benim araştırma yapmaya başladığım zaman iki tane alternatif karanlık madde modeli var. Gerçeğe çok yakın olan evren simülasyonları bunlara aynı evrene sebep oluyor. Evrenin ilk 1 milyar yılında bunlar farklılar. Farklı şeyler yapıyorlar. Farklı şeylere, farklı evrenlere sebep oluyorlar bir bakıma. Ve bunları eskiden göremiyorduk. James WSD, James Webb görmeyi başarabildikten sonra 13 milyar yıl öncesini görebilmeye başladıktan sonra aslında bu araştırma önemli bir şey olacak ve karanlık madde
kendinin ne olduğunu bulamayacaksın. Arka planı verdim yani. Artık hikayeyi biliyorsunuz. Şimdi artık gerçekten benim yaptığım araştırmaya gelebiliriz. Hatırlıyorsanız demiştim ki evren simülasyonlarında evrenin başlangıcından 1 milyar sonrasına kadar bu karanlık maddeler farklı. Ancak ve ancak bu yapılan simülasyonlar sadece karanlık madde simülasyonundaydı. Yani içinde ne galaksiler vardı, ne yıldızlar vardı, hiçbir şey yoktu. Fakat onların farklı olması demek belki içinde yıldızlar ve galaksiler olan evrenlerinde farklı olabilmesi demek. O yüzden bu farkları bulduktan sonra insanlar daha yüksek çözünürlükleri çok daha fazla para harcayarak içinde galaksilerin ve yıldızların da olduğu evren simülasyonları yaptılar. Fakat simülasyonlarda gördüğümüz farklılıkları teleskopla görmemiz aslında bazen mümkün değil. Çünkü simülasyonda evrenin her şeyini biliyoruz. Karanlık maddelerin oluşturduğu küresel yapıların farklılıklarından galaksilerin birbiriyle ne kadar hızlı birleştiğine kadar her şeyi görebiliyoruz. Ancak teleskopla görebildiğimiz şeyler çok daha sınırlı. Ve aslında benim araştırmayı yaptığım vakitlerde 2020 yılında James Webb teleskopunun tam olarak neyi görebileceği de belli değildi. Bana verilen görev bu yapılan evren simülasyonlarına, yeni evren simülasyonlarına içinde galaksilerin de olduğu, parlak yıldızların da teleskopla görebileceğimiz şeylerin de olduğu evren simülasyonlarında bu farklı simülasyonların teleskopla görülebileceğini düşündüğün farklarını bulmak. Yani mesela karanlık madde yapılarında farkları olabilir ama bunlar teleskopla görülemeyecek şeyler. Çünkü karanlık maddeyi göremiyoruz ama bir galakside olabilen farklılık ya da ne kadar yıldız ürettiğindeki bir farklılık bizim görebileceğimiz bir şey olabilir. Bana dediler ki işte görülebileceğini düşündüğün şeyleri bul. Dedim hani bir hipotez falan var mı? Neye bakmam gerekli? Sizce ne görülebilir? Şu anda pek bilmiyoruz dediler. Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Rastgele testler yaptırdılar. O yüzden resmen ben böyle birkaç petabaytlık dataya geldim ve hiçbir fikrim olmadığı şekilde analiz yapmaya başladım. Kar kütük. Yani acaba ne görülebilir? Şuna bakayım burada farklılık çıktı mı? Buna bakayım şunda farklılık çıktı mı? Bu farklılık görülebilir mi? Gibi şeyler. Ve genel olarak bir şeylere baktığımda bu farklı modeller, maviyle çizdiğim bir model var bakın şurada. Bir de yeşille çizdiğim bir model var. Bu modeller birbirine çok yakın modeller. Fark ettiyseniz neredeyse çakışıyorlar. Ve bunların artı eksileri de üstünde. Yani birbirlerinin artı eksileri ya da bilinmezlikleri, uncertainty'sinin üzerine eklediğimizde bu modeller neredeyse birbiriyle aynı. Hiç ayırt edilemeyecek şekilde. Bu civara baktığımızda görüyorsunuz aslında birazcık farklı olmaya başlıyorlar. Birazcık farklı olmaya başladıklarında bir umut geliyor. Hani diyorum ki farklı olmaya başladılar ve artı eksileri de birbirinden farklı. Ancak bu kırmızıyla çizdiğim şey de James Webb teleskobunun belirsizliği. Yani James Webb teleskop burada bir şey görüyorsa aslında o şey burada da olabilir. Burada görüyorsa burada ya da burada olabilir. Bu belirsizlik çok önemli bir şey. Eğer bilimle ilgili bir şey yapıyorsanız belirsizliğinizi belirlemeniz lazım. Mesela ben pi'yi 3 ölçtüm. Bu sizce iyi bir ölçüm mü? Bunu asla bilemezsiniz. Çünkü pi'yi 3 ölçtüm ama artı eksi 10 olabilir dersen kesinlikle iğrenç bir ölçüm olur. Fakat diyelim ki pi'yi 3.5 ölçtüm. 3'ten daha yakın. Ama artı eksi 1 dersem çok çok daha iyi bir ölçüm olmuş olur. Aslında 3.14'e 3.5'tan daha yakın ama 3.5'un belirsizliği daha az olduğu için o daha iyi bir şey. Belirsizliği her şeyde vermek lazım. Belirsizlikte işte standart sapmayla hesaplanır. Bu ayrı fiziksel bir şey. Ama buradaki sorun bütün analiz ettiğim verilerde sonuç böyle çıkıyor. Ya birbirlerine zaten çok yakın ve aynı çıkıyorlar ya da birbirlerinin belirsizlikleri üstlerine geliyor ya da teleskobun belirsizliği aralarındaki farktan daha fazla oluyor. İki farklı evren bir şeyi bildiğimiz evrenle karşılaştırdığımızda bizim evrenin burada mı olduğunu, burada mı olduğunu bilemiyorsak bir maddenin, bir modelin burada ya da burada olduğunu anlamamızın önemi yok. Çünkü evren belirsizliğinin içinde. O da olabilir, o da olabilir. İkisi de olabilir. Üzüldüm, yapamadım, hiçbir şey yapamıyordum derken yaklaşık 2020 Temmuz'da bir makale yayınlandı. James WST ve Clustering diye. Yani James Webb teleskobuyla Clustering Measurements'ı. Clustering ne? Hiçbir fikrim yok. Hayatımda duymamıştım. Topaklanma diye de çevirebilirim Clustering'i. Topaklanma nedir? Ne yapacak? Yani ne alakası var? Karanlık maddeye ne alakası var? Karanlık maddenin sebep olduğu bir şey mi bilmiyorum. Ama internetten baktım. Clustering analysis nasıl yapılıyor falan diye. Python'da o analizi yapmak için bir tane code blow vardı ya da library vardı diyeyim. Mesela ben bir sayının karekökünü almak istiyorum diyelim ki. Onun için tekrar kendim baştan kod yazmam gerekmiyor. Birinin onun için yazdığı kodu ben kullanabilirim ve başkasının onun için yazdığı koda library deniyor ya da kütüphane deniyor Türkçesi. Öyle bir library buldum ve tamamen sadece bakmak için bir analiz yaptım. Ve yaptığım analizde bir farklılık çıktı. Bir maddenin biri data böyleydi.
Bir de böyleydi. Mavi ve yeşil arasında farklar vardı. Bu James W.S.'nin görebileceği, yani James Webb'in görebileceğine emin olduğum şeydi. Sürekli kalemleri düşünüyorum. Çok heyecanlandım çünkü zamanında bulduğumda da çok heyecanlanmıştım. Bu şeyler maalesef hiçbiri James Webb göremiyor diyordum. Ama bunu James Webb'in yeni görebileceği bir şey olarak yayınlanan bir makalenin üzerine yaptığım için bum. Baktım, acaba farklı mı iki model arasında? Madem bu clustering denilen şeyi ölçebiliyor ve karşılaştırdığım modelin bu clustering şeyleri farklı çıktı. Benimki aşağıdaydı soğuğunki, sıcağınki yukarıdaydı. Ya da sıcağın dediğim izafiyet teorisi. Peki buna baktıktan sonra analizi yaptım. Aslında kodlamanın güzel bir şeyi de bu. Fiziksel olarak bir şeyin ne anlama geldiğini bilmeden o şeyin iki şey arasında farklı olup olmadığına bakabiliyorsunuz. Çünkü her şey zaten o kadar hazırı var ki. Hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi zaten yapılmışı var. O şeyin ne anlama geldiğini bilmeden bir analiz yaptım ve ikisinin farklı olduğuna baktım. Tabii bunu sunmadan önce topaklanma ya da clustering nedir onu öğrenmek istedim. İki tane kare çizeceğim. Bu karelere rastgele noktalar attığımızda rastgele bakmadan nokta koyacağım. Da, 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 da. Rastgele noktalar koyduğumuzda bir paylaşım oluyor değil mi? Farklı bir noktalar. Ancak ve ancak galaksiler bu şekilde rastgele dizilmiş değil. Galaksiler böyle topak topak haldeler. Fark ettiğiniz gibi topak, 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 topak. Bu koyduğum data, gösterdiğim data, farklı çıkan data. Bir modelin galaksileri rastgele bir dağılıma göre ne kadar topaklanmış? Bunun özel ve standart bir ölçüsü var. Buna Xi de denilebiliyor. Xi diye gösteriliyor. Chi square diye düşünmeyin. Xi diye okunuyor. Garip de bir sembolü var. Şöyle bir şey. Bu Xi ya da clustering ya da Xi ya da şey ne kadar topaklandığı standart bir ölçü birimi. Bir şeyin rastgele bir dağılıma göre ne kadar topaklı olduğu standart bir ölçüm şeymiş. İki maddenin standart bir şeye göre ne kadar topaklandı farklıydı. Ama nasıl farklıydı? Şöyle farklıydı. Bunlar iki tane parametre. Topaklanmanın neye bağlı olduğu, absolüt güçleri farklı değilse de neye bağlı oldukları farklıydı. Bu şey ITOS modeli, bu bayağı zor bir, farklı, karışık bir kavramsa geçebilirsiniz. Asıl dediğim şey en basit açıklamayla clustering şeyleri farklıydı, topaklanmaları farklıydı. Daha ayrıntılı şekilde farklı oldukları şey bu topaklanma bir şeyden ne kadar uzaklaştığına bağlı. Yani şu kadar bir alanda ne kadar farklı topaklaşma var, bu kadar bir alanda ne kadar farklı topaklaşma var, bu kadar bir alanda ne kadar farklı topaklaşma var. Dediğim gibi topaklanmaya gelirsek bu şeylerin topaklanması farklıydı ve bu önemli bir şey oldu. Ayrıca bunu söylediğimde insanlar "Aa, bunu sen mi buldun? Orijinal bir şey, yeni bir şey olmuş olabilir." diye bir makale yayınlanmaya başladı. Ve makale yayınlanma süreci başladı ve ben bir samanlık içinde iğne bulmuş oldum tamamen bir şansımla. Bunun üzerine devam edersek buradaki siyah çizgi bizim görebilme noktamızdı. Şuraya koydum ve görebilme noktamıza kadar bu grafik şeydi. Fakat bu grafiği inanılmaz bir hack yapacağım size, uzatabiliriz. Bu çizgiyi tekrar böyle çizeceğim. Bu grafik şöyle devam ediyor arkadaşlar. James Webb'in de belirtisizliği aynı şekilde devam ediyor. Galaksi sayısı. Bu da galaksi kütlesi. Baktığımız şeyde bir evrende hangi kütlede ne kadar çok galaksi var? Burası en yüksek kütleli galaksiler. En yüksek kütleli galaksi sayısı fazla. Burası da en düşük kütleli galaksiler. Burası da 10 üzeri 7 güneş kütlesi şeyi. Normalde James Webb bizim bu farklılıkların olduğu yerde, yani 13 milyar ışık yılı ötesinde minimum görebileceği şey 10 üzeri 7 güneş kütlesi parlaklığında bir şey. Bu bayağı büyük bir şey ama küçük bir galaksi. Çünkü bizim samanyolumuz 10 üzeri 10. Yani bunun 1000 katı kadar. Bu seviyede galaksiler hala birbirlerine benziyorlar. Gördüğünüz gibi içinde. Ancak Einstein'ın General Relativity'si, genel izafiyet teorisi, Gravitational Lensing diye bir şey var. Işığı alıp bu uzay büküldüğü için buradan ışığı minicik gelen ve böyle yayılan bir galaksi uzay büküldüğü için hop bir lens haline getiriyor. Bütün ışığın bize gelmesini sağlıyor. Ve bu sayede aslında bu seviyedeki yani 10 üzeri 6 hatta 10 üzeri 5 güneş kütlesinde galaksileri bile görme şansımız var. Aslında 10 üzeri 5 çok oldu ya. 10 üzeri 6. Ve buradaki farklılıklar aslında bunu görebilirsek hem kendi belirsizlikleri farklı, farktan daha az, hem de James Webb'in belirsizliği daha az. Eğer şanslıysak, iyi bir yer çekimi lensi olursa biz bunları ayırt edebiliriz. Bu 10 üzeri 6 güneş kütlesinde 13 milyar yıl öncesinde yeterince galaksi görebilirsek bunu yarattığımız simülasyonlarla karşılaştırıp karanlık maddenin ne olduğunu anlayabiliriz.
Ooo, inanılmaz bir şey bu. Ve bunu ben söylediğimde ilk makalem yayınlanmış oldu. Şimdi her şeyi silip baştan alırsak 5 yaşındaki bir çocuğa anlatılmış gibi ya da her şeyi özetlermiş gibi karanlık madde diye bir şey var. Bu karanlık maddeyi göremiyoruz. Işıkla etkileşmediği için göremiyoruz. Ve bu karanlık maddenin olma sebebi bizim evrendeki gözlemlerimiz şu andaki fizik kurallarına uymuyor. Uyması için böyle bir şey uydu. Bu karanlık maddeyi ne olduğunu bilmiyoruz ama bulmak için bir sürü araştırmalar oldu. Benim yaptığım şey de eski karanlık madde bulma çabaları bir çeşit evren simülasyonuyla oluyordu. Ve evren simülasyonlarındaki farkları bildiğimiz gerçek evrenle karşılaştırmakla oluyordu. Ben belli bir evren simülasyonunda farklılıklara baktım ve bu farklılıkların James Webb teleskobunun görebileceği günümüzdeki evrene ya da gerçek evrenle karşılaştırıldığında farkın anlaşılıp anlaşılamayacağına baktım. Simülasyonlarda gördüğümüz fark ya da simülasyonlarda gördüğümüz veri gerçek evrenle karşılaştırılabilir mi, karşılaştırılamaz mı? Eğer karşılaştırılabilirse karanlık maddeyi bulabilirdik. Karşılaştırılamazsa karanlık maddeyi hala bulamayacağız. Ve benim sonucum da eğer şanslıysak karşılaştırılabilir ve fark bulunabilir. Eğer şanssızsak bulunamaz. Bu benim araştırmamdı. Bayağı karmaşık bir şey. Bunu yarım saatlik bir videoda anlatabileceğimi zaten inanmıyordum. Kendi makalemi bile çok uzun ve bu konuda usta olan insanların anlayacağı şekilde yazdım. Birazcık dikkatim dağılmış olabilir. Kendi makalemin okunması bile birkaç saat alıyor. Benim yaptığım araştırmanın ne olduğunu tam olarak anlamam 1,5 yılımı aldı. Bunu olabildiğince kolay bir şekilde açıklamaya çalıştım. Eğer sorun olursa Ali karanlık madde üzerinde çalışıyordu. Evren simülasyonları yapıyordu. Evren simülasyonlarını gerçekle karşılaştırıyordu. Ve acaba bizim yeni atılan James Webb teleskobu bu karanlık madde denilen şeyi bulabilecek mi diye bakıyordu dersin. Sonuçta da belki bulabilir çıktı dersiniz. Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.